3 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden yeterli oy ve delege çoğunluğunu sağlayarak başkanlığı kazanmıştı. Fakat mağlubiyeti kabul etmeyen Donald Trump cephesi bazı eyaletlerde oyların çalındığı ve sayımın doğru yapılmadığı yönünde itirazlarda bulunarak durumu yargıya taşımıştı. Son aktardığımız gibi bu söz konusu eyaletlerden biri olan Georgia'yı hatırlarsak burada aradaki oy farkı %1'den az olduğu için ikinci kez oy sayımına gidildi ancak sonuç değişmedi. Georgia yine demokratların tarafında kaldı ve cumhuriyetçiler istediği sonucu elde edememişti. Fakat Amerikan basınında Trump ekibinin üçüncü kez bir sayıma gidilme durumundan söz ediliyor Georgia eyaleti için. Trump ekibinin sonuçlara itiraz ettiği diğer eyaletler ise Pensilvanya, Michigan, Wisconsin, Nevada ve Arizona'ydı. Uzmanlara göre bu bölgedeki sayımlarda sonuçların değişmesi beklenmiyor. Arizona ve Wisconsin'da oyların önümüzdeki hafta onaylanması bekleniyor. Bugün ise Pensilvanya ve Michigan'da sonuçların onaylanması bekleniyordu. Tabii eğer bu iki bölge yani Pensilvanya ve Michigan'da bugün oyların onaylandığı haberi gelirse Trump ekibinin hukuki anlamda yapabileceği çok da bir şey kalmıyor. Çünkü hafta sonu Pensilvanya'da Trump ekibinin mahkemedeki davayı kaybettiği haberi gelmişti. Burada hakim seçime hile karıştırıldığı iddialarını reddetmişti. Bundan dolayı artık parti içinde de Trump'a yenilgiyi kabul etmesi yönünde söylentilerin arttığı söyleniyor. Trump ekibi hukuki mücadele başlattığı 6 eyaletteki mahkemelerde de beklediği yanıtı alamadı. Bu eyaletlerin sonuçlarını en geç 8 Aralık'a kadar kesinleştirip bildirmeleri gerekiyor. Fakat sürecin yargıya taşınması yani giderek uzatılması federal daireleri yöneten birim olan GSI'nin Biden'ı hala seçim galibi olarak nitelemesine engel oluyor. Bu durumda geçiş sürecinin başlamasını uzatıyor. Dolayısıyla süreç Biden'ın işini birçok noktada zorlaştırıyor. Fakat en önemlisi Biden'ın ekibini oluşturmaya çalışırken ekibinde yer alacak bu muhtemel isimleri güvenlik soruşturmasından geçirememesi. Ancak bu tüm bu olaylara olanlara rağmen Joe Biden kabinesini oluşturmaya başladı bile. Aslında dün ABD Beyaz Saray Genel Sekreteri olacak kişi 20 Ocak'ta olacak kişi Ron Klain Biden'ın salı günü kabine için bazı isimleri açıklayacağı duyurusunu yapmıştı. Bu isimler Amerika basınında konuşulmaya başlandı bile. Elimize ulaşan bilgilere göre Dışişleri Bakanlığı için Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Başkanlığı görevi için ise Jack Sullivan, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için Avril Haines düşünülüyor ki bu alanda çalışacak ilk kadın olabilir kendisi. Bir diğer isim ise Alejandro Mayorkas, Obama döneminde de İç Güvenlik Bakanlığı yapmış kendisi. Biden dönemi için de aynı pozisyona düşünülüyor. Linda Greenfield var. Onunsa Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olması bekleniyor. Görünen o ki Biden'ın da dediği gibi Amerika'nın çeşitliliğini yansıtacak gibi duruyor bu isimler. Real TV Özlem Şen Yaşar, Washington.